İyi günler. Ben İsmail Özgeç. Hayatımın belli bir kısmı denizde geçti. Belli bir kısmı Amerika'da kovboy olarak görevlendim. Orada geçti. Şimdi şurada gördüğünüz gibi İsmail Amerika'da İzmitli kovboy. Amerikan dağlarında keskin nişancı kovboy ve kızılderililerle beraber tehlikeli günler ve zor geceler yaşadım. Şu anda gördüğünüz gibi burada Amerika'daki bu bayan kovboylara cowgirls diye geçerler. Dişi çoban, cowboy erkek çoban. Burada gördüğünüz bayan çobanlar ve bay çobanlar. Şu anda gördüğünüz gibi aşağıda birçok bayanlar görüyorsunuz. Onlar çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde çoban olarak adlandırılıyor. Cowgirls, bayan çoban. Cowboy erkek çobandı. Ve burada gördüğünüz gibi rahmetli Michael Jackson yıllar önce camiye namaza geliyordu. Ve kendisi dindar birisiydi rahmetli. Bugün Michael Jackson namaz kılıyordu New York'ta görüldüğü gibi. Ondan sonra şu andaki durumda ben denizde bir sene kendi başıma, tek başıma ölmeden yaşamayı başardım. Ölmeden tek başıma yaşamayı başardım. Şuradaki videoda İsmail Özgenç belgesel diye geçiyor televizyonda. Buna girdiği zaman Fransız televizyonu şöhretli bayan televizyoncu Veronique Weber tarafından denizde beni buldular. Kendisine çok teşekkür ediyorum Bayan Veronique Weber. İsmail Özgenç belgesele girdiğiniz zaman benim denizde bir sene tek başıma nasıl yaşadığımı orada görebilirsiniz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde keskin nişancı, kovboylar ve kızılderililerle beraber tehlikeli günler, zor geceler yaşadım. Şuradaki tarih 17.06.1980. Şuradaki çalıştığım çiftin adresi, merak etmek isteyenler kontak kurabilirler, iletişim kurabilirler. Adres, Gengreç Cowboys Contact Information, GSM 250-45-979-23, British Columbia. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz zaman tabii o zaman kovboylar, keskin nişancılarla aynı dağda yaşamak kolay değil. Evet, Türk olarak ilk defa ben gittim oraya, onları anlatıyorlar. Sen bizim aramızda bir Türk olarak ilk defa geldin diye anlatıyorlar kendisi. Ve Kızılderililerle ve keskin nişancı kovboylarla beraber belirli bir mücadele verdim orada. Orada çalıştım. Ve belirli bir zaman sonra tabii ki kolay olmadı, bu zor oldu. Apaçiler, Kızılderililer hep beraber birlikte çalıştık. İşte adresim burada ve denizde ölmeden tek başıma bir sene şu yaşadım ve bu bayan Allah razı olsun beni denizde tesadüfen film çekimi yaparken buldu. Veronique Weber. Ve ben Veronique Weber'e diyorum ki ben Sarı Meşe'ye devamlı çekim yapmaya geliyor. Ondan sonra ben Veronique Weber'e çok teşekkür ediyorum. Arada bir 4 senede bir, 3 senede bir geliyor, çekim yapıp gidiyor. Mrs. Veronique Weber. Veronique Weber benim candan dostum. Aynı hayatı denizde, kara günlerde paylaşmışızdır. Sarı Meşe'ye geliyor çekim yapmaya. Kendisi Sarı Meşe'ye geliyor, burada görülüyor. Ve gördüğünüz gibi Veronique Weber'e ben buradan bir mesaj göndermek istiyorum. İnternete girer ve bu mesajı alır. Mrs. Veronique Weber, what time coming again my home? I miss you more. You came on board many years ago. I expect you again. If you come again, I will be happy. Mrs. Veronique Weber, what time coming again to take my photo again? I will wait you, Mrs. Veronique Weber. I wait you again, you, please again, you, if you come, I will wait for you. Ve bu mesajı ona kendisine gönderdim. Beni internetten belki izleyebilir. Çünkü Facebook'um var benim onda. Onun bende Facebook var. Aramızdaki doğruluk çok iyi bu bayanla beraber. Bu bayanın sayesinde denizde
ve denizden gündeme getirdi ve Sarımeşe'ye geliyor, Kartepe Sarımeşe çekimini yapıp gidiyor ve hayatımı filme aldılar. Dediğim gibi belgeselimde de izleyebilirsiniz. Burada tekrar size söylediğim gibi Amerikan kovboyları o zamanlar gördüğünüz gibi Amerikan kovboyları diğer kovboylara nazaran daha da tehlikelidir. Burada bayan kovboylar ve bak kovboylar, ödül kazanmış kovboylar var, görüyorsunuz. Birçok şeyler var. Denizde ölmedim, bir sene yaşamayı başardık. Ondan sonra şimdi çekime devam ediyoruz tekrar. Tekrar çekime devam ediyoruz. Aynen. Denizde dışarıdan görünüşüm benim. Denizde dışarıdan görünüşüm benim ve içeriden size içeriden de görünüşümü size takdim edeceğim. Gördüğünüz gibi denizde 15 sene Fırtınalı'da buluşarak yedim. Sene 1976, 1 Ocak. Romanya'dan kalktık, İtalya'ya kereştiğimizi biliyoruz. Galaş'tan kalktık. İtalya'ya giderken Ziya Sönmez'e ait anakarta. Sönmez Denizler anakarta. Kaptanımız Remzi Kaptan. Baş makinimiz Hayri. İkinci kaptanımız Ali İnce Reis'ti. İtalya'ya giderken 1 Ocak'ta günü saat 12'de kıyamet koptu birden. Dediler ki arkadaşlar gemi batıyor. Tıpkı Titanik'te olduğu gibi herkes kendini kurtardı. Çığlıkların içerisinde, feryatlar içerisinde o günü yaşamak gerekir. O hayatı yaşamak lazım. Herkes bir tarafa kaçıyordu Titanik'te olduğu gibi. Herkes bir tarafa koşuyordu ve kendimiz o zamanki şartlarına göre sandala atarak geminin sulara batışını izledik. 1 Ocak, Ziya Sönmez'in anafartı, sene 76, 1 Ocak ve bu bütün artık o zamanki şartlarda bütün her tarafa duyulmuştu. O zaman pek böyle gelişik değildi iletişim. Ama şimdi tekrar söylüyorum şurada, ondan sonra yıllar sonra tekrar denizde ölmeden bir sene yaşamayı başardım tek başıma ve bu bayan tarafından, Beyanık Beber'e çok teşekkür ediyorum, bunun ekibi tarafından bulundum ve gündeme geldim. Arkadaşlar olduğu gibi Michael Jackson'dan bahsediyoruz. Michael Jackson çok dindar birisiydi. Yani New York'a namaza geliyordu rahmetli Michael Jackson. Ondan sonra şurada New York'ta zaten namaz kılıyorlar. Namaza geliyordu ve kendisi zamanla bir hastalığa kapındı ve rahmetli oldu. Ondan sonra tekrar göründüğü gibi kovboylar Amerika Birleşik Devletleri'nde göründüğü gibi Gang Ranch. İşte burada gördüğünüz gibi 16-6-1980'de orada arkadaşımla beraber kovboy olarak görev yapıyorduk. Tekrar şey yapıyoruz, biz devam edebiliriz yayına abicim, ben şey yapıyoruz, yayına devam edebiliriz. Amerika bir işte, burası Williams Lake. Williams Lake aynı, buradan helikopterle çiftliğe gidiyoruz. Gengreç'te çalışıyorduk. Burası Williams Lake'ti. Amerika'nın Alaska'nın sınırında bir yerde. Burada göründüğü gibi kovboy arkadaşlar bilmem ne. Fakat ben şu anda buradan beni göremiyorsunuz. Benim Williams Lake'ten helikopterle Gengreç'te esas çalıştığım yer Gengreç'te. Williams Lake geldiğimiz kasabadır. Amerika Birleşik Alaska'nın sınırı bir yer. Buradadır. Evet gördüğünüz Amerika'da İzmirli kovboy. Onlar diyor ki ilk defa bir Türk geldi bugüne kadar kovboy olarak görev yaptı diyorlar. Onun için tabii ki orada Kızılderililerle beraber, keskin nişancı kovboylarla beraber kolay değil tabii ki çalışmak. Ve ondan sonra tekrar denize döndüğümde denizde yaşamıma devam etti, mücadeleye devam etti. Ondan sonra aynı hayat devam ediyor arkadaşlar. Buradan başka soracağınız, şu anda sorulacak bir şey var mı burada? Göründüğü gibi sahnelerimiz belli. Ve tekrar diyorum, Mrs. Beyonuk, I never forget you, I accept you again. If you come again to my home, I will be happy, Mrs. Beyonuk Weber. Beyonuk Weber. Ve buradan sizlere veda ediyorum arkadaşlarım. Her şey için teşekkür ederim. O kadar, bu kadar.